İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46 Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kendinizi sevmeyin. Ahmet Mekki Efendi büyük bir evliyadır. Sevdiği kimselere nasihatleri vardır. Bir günde buyurdu ki, yolumuzun esası asla terk etmemektir büyüklerle teması. Bir rehbere kavuşmak en büyük bir nimettir. Sonra yapılacak iş ona teslimiyettir. Yani kendine değil, o zata tam uyarak huzura kavuşmaktır, hem de sonsuz olarak. Velhasıl rahat, huzur ortada durmaktadır. Kavuşmanın yolu da bir rehbere uymaktır. Kim aklını terk edip tam uyarsa rehbere, o sayede kavuşur sonsuz saadetlere. Kim de hocası varken aklına uysa eğer, eksik olmaz başından üzüntü, gam ve keder. Bir hakiki rehbere olan teslimiyeti nispetinde her insan kazanır saadeti. Eshab teslim oldular Allah'ın Habibine. Yükseldiler cennetin en yüksek mevkiine. Kureyş kâfirleri ise ona inanmadılar. Yalnız baş gözüyle bakarak aldandılar. Mesela dediler ki, bu nasıl peygamberdir? Görüştüğü kimseler fakir ve kölelerdir. Sırtında bir hırka var, dolaşır yalın ayak. Hiç yoktur onu bizden ayıran mühim bir fark. Eshab-ı kiramsa ona peygamber diye bakarak ulaştılar rızayı ilahiye. Öyle yükseldiler ki bu sevgiyle o zevat, onlar namaz kılsalar mesela iki rekat, gayrinin ömür boyu yaptığı ibadetten daha kıymetli olur indallah bu sebepten. Dünya ile ahiret zıttır birbirlerine. Birini kalbe koysan yer kalmaz diğerine. İki zıt şey bir anda bir yerde bulunamaz. Birisi varsa eğer öteki gider durmaz. Kim doğuya yaklaşsa batıdan uzaklaşır. Dünyadan uzaklaşan ahirete yaklaşır. Dünyaya yaklaşırsan kendini çok seversin. Kendini sevince de gayriyi sevemezsin. Aksine sen kendini sevmez isen hiç eğer, herkesi seversin ve herkes de seni sever. İki zıt şey bir yerde bulunamazlar elbet. Ya Allah'ın sevgisi ya da nefse muhabbet. Allah sevgisi varsa bulunmaz ötekiler. Ötekiler var ise Allah sevgisi gider. Kalplerin saf ve temiz olması lazım gelir. Bu da hak dostlarına olan sevgi iledir. Hak Teâlâ Kur'an'da buyurur ki mealen, dostlar ile beraber olun mütemadiyen. O Allah adamları öyle kişilerdir ki, yanlarında olanlar olmazlar fasık, şakî.
Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve evliya-i kerâmdan olan Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi teâlâ aleyh buyuruyorlar ki, üç haslet sahibinin imanı kemale ermiştir. Bunlar, doğru yoldan batıla sapmamak, kızdığı zaman haktan ayrılmamak, gücü yettiği halde haddi aşmamaktır buyuruyor Muhammed bin Kavb el-Kurezi rahmetullahi teâlâ aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Buyurunuz. Hocam öncelikle duanızı istiyorum. Allah-u Teala din ve dünya saadet versin. Size de, sevdiklerinize de, sıkıntılarınız varsa gidersin. Hastalarınız varsa şifa ihsan eylesin. Ahir ve akıbetleriniz de hayır eylesin inşallah Teala. Amin. Şimdi ben sorular için. Hocam benim halam babaannemden önce vefat etti. Halamın iki tane kızı var. Bir de işte üç amcam var. Halamın kızları miras alabiliyor mu? Birinci sorum bu. Bir dakika. Hayatta babaanneyin kimleri kaldı? Babam var. İki tane daha amcam var. Bir de halamın oğlu var. O zaman alamazlar. Peki efendim. Şimdi bir de kardeşim annem de bir eve girdi ama ev daha ortada değil. Planı, projesi, katı falan belli. Eve girdiler. Kardeşim bu hisseyi istese devredebilir, satabilir. Kurban kesecek mi? Borcu var mı? Borcu? Ya işte borcu eve var sadece. Başka parası var mı? Başka parası yok. Bir de arabası var. Parası yok. Erkeğin arabası nafakadandır zaten. O girmiyor efendim. Tamam efendim, cevabını vereceğiz. Hocam bir de şimdi bizim iş yerinde bir kız vardı. Böyle resmi nikah kıyılmış, daha düğün yapılmamıştı. Kız işte bir oğlanla görüşüyor dediler. Böyle bir dedikodu çıktı. Artık gelecek mi bilmiyorum. İş yerine bağlı işte, ben de tesettürlü olduğum için o kızla görüşüyor musun, niye görüşmüyorsun dediler. Bunu böyle diyen kadınlar da kendi açık, namaz kılmıyorlar. Şimdi benim o kızla görüşmem mi yanlış, böyle diyenlerle görüşmem mi yanlış, ne yapmam lazım bu konuda? Hocam bir de çok sinirleniyorum. En ufacık bir şeyden bir patlama yaşıyorum, sonra da üzülüyorum. Ne yapmam lazım? Peki efendim. Çok teşekkür ederim, hayırlı varım. Peki, Allah'ım. Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var, buyurunuz efendim. Hocam kolay gelsin. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun efendim inşallah. Hocam öncelikle sizden kızlarım için, kendim için, ailem için dua ediyorum. Cenab-ı Hak evlatlarını salih eylesin. Size de evlatlarınıza da din ve dünya saadet versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin. Allah razı olsun hocam sizden. Hocam şimdi bizim kendimize ait kesimhanemiz var. Geçen yıl kesimhane yaptırdık. Biz bunun sizden duyduğumuz kadarıyla ikinci günü kesileceğini anladık, inandık, itikat ettik. Ama bu kesenler hocam hiç ikinci günü falan araştırmıyor, kesiyorlar. Bu durumda biz o kesenler günahına girmiş vesile oluyoruz mu? Onu sormak istedim. İkinci olarak da kurbanlık olarak sattığımız dananın hocam bugün boynuzunun bir tanesi çıkmış. Bu durumda sattığımız insana ne demeliyiz ya da ne yapmalıyız? Kurban olur mu? Peki efendim. Üçüncü olarak da hocam, nisap miktarında hani parası olan bir insan bunu paylaştırdı evlatlarına. En küçük çocuğu da işte 5 yaşında. Bunu ne, nasıl paylaştırmalı? Ne demeli yani? Hediye ettim demekle oluyor mu? Ya da bu durumda hileye kaçıyor mu? Ne yapmamız lazım? Peki efendim. Oldu hocam. Allah-u Teala razı olsun. Amin efendim. Oldu hocam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Hocam buyurunuz. Bugün aynı zamanda Arefe. Malum Arefe günü. Bugün bir ihlas okuma imsaktan itibaren başladı. İmsaktan itibaren başladı fakat çok yoğun tempodaydım, ben başlayamadım. Ama bir şey söyleyeyim. Daha vakit var. Daha vakit var. Ama bir şey söyleyeyim. Sabah namazında teşhis tekbirini unutmadım. Maşallah. Kendimi böyle kurdum. Şimdi kitapta yazılıyor ya, Allahümme ente selam demeden önce. Fakat ben Allahümme ente selam dedim. Şimdi farz sonra kılınıyor ya, ondan sonra ayet-el kürsüye geçecektim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el-azim el-kerim, onu okurken hatırıma geldi. Gene kurtardım ya. İyi, gene kurtardım. Gene yani, iyi yerde hatırlamışsınız. Yaşınıza göre iyisiniz hocam. Değil mi? Yaşlı mı demek istiyorsun? Yok, estağfurullah. Gene hatırlayabildim ve kendi kendime de bir aferin dedim yani. İyi dedim, gene kurtardın. İlk gün çünkü o kadar unutuluyor. Evet. Ve bunu espriyle, latifeyle başladık ama bugün sabah namazından itibaren teşhis tekbirleri başladı.
Farz namaz kılar kılmaz, kitaplar öyle yazıyor, öyle bildiriliyor ve öyle uyuyacağız. Mesela sabah farzını kıldık, selam verdik. Allahümme ente selamdan önce Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Öğle vakti geldi, öğlenin farzını kıldık, selam verdik. Allahümme ente selamdan önce teşhid-i ekbirini okuyoruz. İkindi geldi, önce sünnetin farzını kıldık. Tabii öğrendi, ilk sünnetin önce kıldık. İkindinin farzını kıldık. Allahümme ente selamdan önce hemen gene teşhid tekbiri. Akşamın farzını önce kılıyoruz. Selam verir vermez teşhid tekbiri okuyoruz. Yatsının farzı kıldıktan sonra da teşhid tekbiri okuyoruz. Vitirden sonra okumuyoruz. Cemaatle kılmak, şimdi pandemi sebebiyle o da biraz zor oluyor ama olabiliyorlar. Çünkü mesela çok büyük faydası var cemaatle namaz kılmanın. Ne faydası var? Hele böyle teşhid tekbirlerinde. Diyelim ki 10 kişi cemaat yaptı. 9'u hatırlamadı ama birisi Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince öbürlerinde jeton düşüyor. Cuma evet. Namazı kılındıktan sonra da teşhid tekbiri okunur. Cemaatle namaz kılındıktan sonra teşhid tekbiri okunur. Bayram namazından sonra da okunur. Bayram namazı kıldıktan sonra da okunur. Ama cenaze namazı kıldıktan sonra teşhid tekbiri okunmaz buyuruyorlar. Cenaze varsa orada okunmuyor buyuruyorlar. Bir de mesela diyelim bugün sabah namazına kalkamadık. Şimdi kuşluk vaktinde, hala İstanbul'da kaza edilebilir daha. Vakit var çünkü. Öğle yarım saat kalana kadar o zaman diliminde ben bugünkü kılamadığım sabah namazını kaza ederken teşhik tekbiri okunacak zamanda kazaya bıraktım. Ve teşhik tekbiri okunan zaman diliminde de kaza ediyorum. Teşhik tekbiri okuyorum. Peki önceki zaman dilimlerinde kazaya kalan sabah namazı, öğle namazı, neyse ikindi namazı, bunlar kaza ederken ben şimdi teşhid tekbiri okuyacak mıyım? Hayır. Bu zaman dilimi içerisinde, yani bugün başladı, Arefe günü sabah namazında başladı, Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazı dahil oraya kadar farz namazlardan sonra teşhid tekbiri okumak vacip. Bu bir. İkincisi, ha bugün oruç tutanlar var, Allah-u Teala mübarek eylesin, hayırlı eylesin, çok büyük müjdeler de var. Ve bir de bin ihlas okumak, güneş batana kadar. Hepsini birden okuya. Efendim vaktim var benim, oturdum bitireceğim. Allah mübarek etsin. Peki binle sınır kalmasa 2000, 3000, 4000, 5000 okusam olur mu? Ya oku. Çünkü Allah diyorsun, Allah Teala'nın kelamını söylüyorsun. Bundan daha büyük zikir olur mu? Okuyabilirsin. Ama hadis-i şerifte buyuruyor ki Arefe günü bin ihlas okuyanın tövbesi kabul olur. Yaptığı duada kabul olur buyuruyor. Yaptığı duada kabul olur. Allah Teala hayırlı eylesin, mübarek eylesin. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk günü, aynı zamanda Cuma. Bayram namazını kılacağız. Onun da sonra Cuma namazına geçeceğiz. Ve benim hatıma şey geldi Mustafa Bey. Hani zaman zaman bize sorular ya, iki bayram arasında nikah olmazmış falan diye. Evet. İşte Peygamber Efendimiz zamanında da Aleyhisselatü Vesselam böyle bir şeye, Cuma'ya denk gelmiş bayram. Bayramın ilk günü. Bayram namazı kılınıyor. Zaten bayram namazı güneş doğduktan sonra aşağı yukarı yaklaşık yuvarlak hesap bir saat, işte 50-55 dakika falan geçiyor. Ondan sonra bayram namazı kılıyorsun, dualar oluyor. Hele bir de Peygamber Efendimiz sohbet falan ettiyse, Cuma günü bu. Şimdi tam bayram namazı, yani bitirmişler, duaları bitirmişler, sohbeti bitirmişler, çıkıyorlar. Gidip abdest alıp Cuma'ya geri dönecekler, Cuma namazı kılacaklar. Tam o anda gelmişler, efendim demişler, nikahımız var. Demiş, bunu iki bayram arasına sıkıştırmayın. Cuma bayram, bir de Kurban Bayramı veyahut da Ramazan bayramıydı, bilemiyorum. Oraya sıkıştırmayın diyor, zaman dar. Bunu tabii genişletmişler, işte hadis-i şerif varmış, iki bayram arasında nikah olmazmış. Ya senenin iki bayram arası olmayan zamanı var mı? Yok. Yani 12 ayda iki bayram arasıdır. Ya Ramazan bayramı ile Kurban Bayramı arasıdır veyahut da Kurban Bayramı ile Ramazan bayramı arasıdır. Yani senenin tamamı iki bayram arasıdır netice itibariyle. Dolayısıyla Arefe günümüz hayırlı mübarek olsun. Hacca gidenler bugün işte Arafat'a çıkmaları gerekir ama bugün hesapla bulunan gündür. Hac bir ibadettir, farz bir ibadettir. Kurban vacip bir ibadettir. Oruç, farz olan oruç, farz bir ibadettir. Dolayısıyla bunlar hakkında dinimizin bildirmiş olduğu hilali gör, oruca başla, hilali gör, bayram et, hilali gör, kurban kes, hilali gör, hac ibadetini yap. Görmeye bağlı o. Görmeye bağlı olduğu için hacca gidenler sayıları azmış ama giden olmuş. Seçmişler herhalde. Onlar hele böyle sayılar az önce çok zordur Arafat'a çıkmaları. Bilmiyorum Suudi Arabistan'da Arefe gününü bugün mü aldı. Yarın tekrar çıkmaları gerekir. İhtiyatla hareket etmeleri gerekir. Yani orada görüldü mü görülmedi mi bilmiyoruz. Yani
ben duymadım. Ama görülme ihtimali çok zayıf orada da. Yani şeyde de Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de de görülme ihtimali çok zayıf. Kurbanlarımızı ikinci gün keseceğiz. Şimdi bazıları mesela işte annem babam bilmiyor. Onlara yüklenmeyin. Onlara yüklenmeyin. Ve ısrar da etmeyin. Ya böyle ikinci gün kesen de var falan denebilir. Hilal görülmemiş falan diye duyurmuş olur. İtibar edersen o nasıldır falan filan derse o zaman anlatılır. Yoksa öbür türlü zaten insanlar pamuk ipliğiyle bağlı. Çünkü bir tanesi telefon açtı ya. Dedi böyle böyle ben dedi ortaktım dedi falan dedi işte Osman niye sor diye bizim telefonu vermişler. Adam aradı böyle böyle dedi. Dedim Hilal görünmedi. Dedi ben ortak girdim dedi. Ertesi gün benim düğünüm var dedi ya. O zaman ben çıkıyorum dedi. Ha onun Allah'a denen emrine ittibası ehemmiyeti yok. Düğüne daha çok ehemmiyet veriyor. Dolayısıyla kim neye ehemmiyet verirse, kim neye kıymet verirse kıymeti ve değeri de o kadar olur buyuruluyor. Biz söyledik ki artık kendileri bilir. Gelelim efendim dinleyicilerimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki halam dedi babaannemden önce vefat etti dedi. Biz de sorduk hemen. Yani babaannenin evlatlarından kimler var? Babam var dedi, amcalarım var. Zaten babası amcası varsa önceden vefat eden erkek çocuk bile olmuş olsa yani amcalarından birisi dahi vefat etmiş olsa vefat edenin hayatta erkek çocuğu oğlu varsa oğlu olduğu için bu toruna miras bıraktırmıyor. Kesiyor yani. Şer'an dinen böyle. Fakat bunlar tabii ki vefat edenin arkasından bir ne diyorlar ona bir beyanname veriliyor. Evet. Dolayısıyla onun üzerine şimdi her şey internette online sistemiyle devlet giriyor falan. Bunun kimi kimsesi var tak diye buluyor. Tak diye buluyor ve takır 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 kendisine göre bir taksim yapıyor. Yani bunlara da halasının çocuklarına da verir onu. Peki böyle durumda ne yapacak? Amcaları ve babası varsa hayatta halası bunlar o çocuklara haklarını helal etsinler. Yoksa dinen o çocuklara devlet de vermiş olsa gasp etmiş olurlar. Devlet verdi bana ne hesabını o çeksin. Aa, öyle değil o. Toprağın altına girince onun hesabını öyle sormazlar. Orada kurtarabilirse kurtarsın. Avukatını çağır, çağırabilirsen çağır. Şey yapmaz. Ama bugün herhangi bir şekilde şak diye devlet devreye giriyor. Ve mirasçıları kimse şakır 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 hepsine de aynı şekilde gönderiyor. Ve kendine göre de aynı şekilde taksimi yapıyor. Gelelim efendim dinleyicimizin diğer bir suali vardı. Dedi kardeşim dedi eve girdi dedi. Anladığım kadarıyla işte su basmanı da daha şey de değil. Yani yeri belli, şekli belli falan daha ama borcu da var. Diyelim ki şu anda bu haliyle sattı. İmam-ı Azam İbani Hazretleri'nin kavline göre söylüyorum. Sattı. Ama elde ettiği para oraya borcu vardı. O borcunu bile kapamadı mesela. Kapatamadı. Ne oldu şimdi? Kurban nisabı kadar elinde de yoksa. Ya Mustafa Bey dün baktım da 39 bin liraya çıktı birden. Altın fırladı ya. Evet. Yani Kurban Bayramı'nın bir yarın cuma, cumartesi, pazar. Bu üç gün içerisinde şu anda altının fiyatına göre söylüyoruz biz bunu. 39 bin lirası olan dinen zengin. 39 bin lirası olan dinen zengin. Efendim işte önceki senelerde evet 3 bin lirası olan da zengin olduğu dönemler oldu. Altının fiyatına göre çünkü. Oldu. Çünkü oldu. 3 bin lirası olan da zengin. Ama şu anda 39 bin lirası olana dinimiz zengin diyor. Altının fiyatına göre onu nasıl hesap edeceğiz? İşte Atalira var, Cumhuriyet var, Hamidiye var. En düşüğü bunlardan. Mesela diyelim ki 2500 lira misal olarak. 7.2'ye bölüyoruz. Ne çıktı karşımıza? 350 lira. Çarpı gramı 350 liraymış. Ne çıktı? 400 lira. Gramı 400 liraymış. Çarpı 96. Çünkü 96 gram altın olan dine zengin. Karşımıza ne çıktı? 35 bin lira. 38 bin lira. 39 bin lira. Demek ki bu kadar Türk parası olan elinde dine zengin oluyor. Kurban kesmesi vacip oluyor. Ölçü bu. Bir de kurban nisabında evimizde kullanmadığımız bazı eşyalar var. Onları da o kurban nisabına aynı şekilde dahil ediyoruz. 60 gram altınımız var da ve 70 gram altınımız var da biz dine zengin gözükmüyoruz. Yani şey değil zekat verecek. Zekat vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz. Ama baktık ki 70 gram altınımız var ama 30 gram kullanmadığımız eşyalar var. Onları hesap edince 30 gram çıktı. 100 gram demek kurban kesme vacip oluyor. Ama zekatını vermiyoruz bunların. Bunu da hatırlatalım. Efendim dinleyicimizin diğer bir suali vardı. Dedi ki
iş yerinde dedi, bir çalıştığım iş yerinde bir kız var dedi, işte nişanlandı dedi, bilmem dedikodu oldu, bilmem neler oldu falan dedi, ben görüşmüyorum, bana diyorlar sen niye görüşmüyorsun, niye şey yapmıyorsun falan filan. Ya şimdi herkese görüşmek mecburiyetinde değilim. Mesela biz de iş yerindeyiz. Sen de iş yerindesin. Sen İhlas Holding'deki bütün birimlerdekiler hepsiyle görüşüyor mu her gün? Selamun aleyküm abi, ya. Nasılsın abi, bugün nasılsın abi, iyi misin abi falan. Yok. Yok. Lüzum olursa, hissedersek, ya aynı birimde bile, mesela radyoda bile değil mi? Bazen mesela evet. Sabahtan akşama kadar burada çalışan birisiyle selamlaşmamışız bile. Niye? Karşılaşmamışız. Karşılaşmamışız, işimiz düşmemiş. Mesela teknik serviste gençler var bazen, giriyorlar şeylerine, atölyelerine. Yani sabahtan akşama kadar bakıyorsun, hiç görmüyorsun bile. Veyahut da o işte tuvalete gittiği zaman, çay içmeye gittiği zaman, yemeğe gittiği zaman başka bir saatte gidiyor, sen başka bir saatte. Radyoya gelmişsin, gitmişsin ama görüşmemişsiniz bile. Niye görüşmedin sen onunla? Ya işim düşmedi, niye mecbur muyum? Farzın vacip değil mi? Farzın vacip. Ha insanlar kendilerine iş arıyorlar. Öyle bir durum varsa görüşmemesinin herhangi bir mahsuru söz konusu değil. Fakat arkasından dinleyicimiz dedi ki, herhalde bunlar öfkesini tetikliyor dinleyicimizin. Ben dedi kızdığım zaman dedi, yani dedi kendimi dedi kontrol edemiyorum. Kontrol edemiyorum. Şimdi bu mazeret değildir buyuruyor kitaplarda. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün birisi geliyor, ya Resulallah diyor, bana diyor nasihat eder misiniz? La ta'adab buyuruyorlar. Ondan sonra geri çekiliyor, sağ tarafından geliyor, ya Resulallah bana nasihat eder misiniz? La ta'adab buyuruyorlar. Oradan çekiliyor, sol tarafından geliyor, ya Resulallah bana bir nasihat eder misiniz? La ta'adab buyuruyorlar. Geri çekiliyor, bu sefer arkadan geliyor, ya Resulallah bana bir nasihat eder misiniz? Yine la ta'adab, ne demek olduğunu anlamadın mı? La ta'adab, kızma, sinirlenme, öfkelenme demektir. Kızma, sinirlenme, öfkelenme. Biz insanız, doğru insanız. Efendim işte Peygamber Efendimizin de aynı şekilde öfkelendiği olmamış mıdır peygamberlerin de, diğer peygamberlerin? Veya Peygamber Efendimizin varisi olan alim ve evliyada öfke olmamış, olmuş. Ya öfke insanda mevcut olan bir şeydir, bu insanlık sıfatıdır. Şimdi peygamberlerde ve peygamberlerin aleyhissalatü vesselam varislerindeki öfke Allah Teala'nın emir ve yasaklarına karşı olan gayretlerinden dolayı, onların gadaptan onun için olur. Yoksa çocuk bardak kırdı veyahut da aynı şekilde ya sen niye yamuk bastın falan, bunlara dönüp bakmazlar bile, gülerler geçerler. Ama bir kimse Allah Teala'ya yasak ettiği bir şeyi yapıyor ve buna helal diyorsa, o zaman şey yapıyorlar. Onlar gayretullah'a dokunur çünkü bunlar ve onlar gayrete gelirler. Onların öfkesi Allah rızası içindir. Peki biz ne yapacağız? Nefsimiz imana kavuşmamış, iman etmemiş. Bizim öfkelerde nefs karışır mı? Tabii. Haklısın ya. Haklısın. Bunu da de, bunu da de, bunu da de, bunu da de. Artık ne var ne yok hepsini şey yaptırır falan. Peki böyle durumlarda işte onun için de İslam Ahlak Kitabı, Hakikat Kitabı'nın yayınladığı bu kitap, İslam Ahlak Kitabı'nı, orada öfkelenme, gadaplanmanın ne demek olduğu anlatılıyor. Ve bunu yenmenin de mesela orada bir hadis-i şerif naklediliyor. Buyuruyor ki öfkeli bir kimse ayaktaysa otursun buyuruyor. Oturuyorsa yatsın. Hatta buyuruyor ki öfkelendiği zaman hemen gitsin bir abdest alsın. Ateş su ile söndürüldüğü gibi ve öfke de zaten insan vücudundaki ateş maddesinden kaynaklanır buyuruyor. O anda nefis devreye girer, katil bile yaptırır. Ben hep daha çocukluğumdan beri ortaokul liseye giderken bile gazetelerde böyle şey yapıyordu. Adam öldürmüş, sonra soruyor muhabirler. Diyorlar ki niye yaptın, pişman mısın? Pişmanım diyor. Anlayamadım nasıl yaptığımı. Tabii çünkü öfke aklı örter. Aklı örtünce de ne yaptığını bilemez. Nefis orada yüklenir, der ki bunu öldür. Ya hangi sebeple? Kim verir sana hakkı? Öldürür. Öldürdükten sonra da yakalanınca ne olup şeytana uydu. Nefsine uydu. Nefsine uydu. Şeytana meytana falan uyduğu yok. Nefsine uydu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu emir ve tavsiyelerini yerine getirmek, istiğfar ve la havleyi çok okumak ve herkese de cevap vermek mecburiyetinde değiliz. Efendim şunun bir aynı şekilde ağzının payını vereyim. Sen onun ağzının payını verince o senin ağzının payını vermeyecek mi? Değil mi? Evet. Hatta İstediğini bize... söyleyen istemediğini işitirmiş. Aynen öyle. Şimdi
Hatta bir söz var, tam işte başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu ne zannediyordu? Batman taşı zanneder. Batman taşı zannederim, şöyle vurdum mu göçürürüm falan filan. Karşı taraf vurunca göçürüyor seni. Yani onun için din büyükleri, evliya-i kiram, İslam alimleri ve onlara tam itibar edenler de tamam öfke hali olur. Ama o kitaplar okundukça, o büyükler hatırlandıkça yavaş yavaş bu kontrol altına alınır. Kontrol altına alınır. En azından mesela diyelim ki öyle bir durum var. Baktın öfkelenecek, hemen orayı terk et. Kaçtı derler, edesinler. Zor, zor ama. Zor değil mi? Zor. Kaçtı derler yani. Kaçtı derler tabii. Kaçtı derler. Desinler. Desinler. Şeyde bu Birinci Cihan Harbi'nden sonra Konya'ya şeyde liseye giderken dinlemiştim onu da. İşte İtalyanlar gelmişlermiş falan. Tabii şey, sistem bozulmuş. Adalet yok, koruma, jandarması, polis falan karma karışık. Yani sokaklar eşkıya kalmış. Hani haytalara kalmış falan. Adam hanımıyla işte güneş batmadan önce herkes evlerine çekilirmiş. Yani öyle akşam falan çıkmak çok tehlikeliymiş. Öyle anlatırlardı. Adam hanımıyla gidiyor falan. Bir tane serserinin birisi işte adamın yanında hanımına aynı şekilde böyle acayip kayıp terbiyesiz laflar söyleyince adam cebinden para çıkarmış, tutmuş vermiş ona. Öyle deyince adam sesini kesmiş, yapmış. Neyse oradan uzaklaştı. Hanımı demiş ki, ya demiş sen ne yaptın? Sus demiş, biraz sonra görürsün. Adam şimdi böyle sarkıntılık yapınca, para alacağına kanaat getirince başka birisine de sarkıntılık yapıyor. O da mesela kabadayıymış. Çekmiş vurmuş bunu. Silahı varmış. Tabii çekmiş vurmuş. Demiş bak o, gördün mü olanı? Demiş bulaştırma kendini. O belasını bulur. Herkes belasını bulur. Eden kendine eder. Eden ettiğinin karşılığını bulur. Bu hiç değişmez. Ha biz zannediyoruz ki şu anda oldu hemen vuku bulsun. Hayır, Allah'tan acele etmez. Kullar acele yaratır. Anlayacağım. Onun için de elimizden geldiği kadar Peygamber Efendimiz'in o emrine ittiba ederek la ta'adab, sinirlenme, öfkelenme. Ve öfkelendiği zaman git abdest al veyahut da oradan uzaklaş. Ayaktaysan mesela telefondasın, ayakta bağırıyorsun, çağırıyorsun, otur. Oturuyorsan uzan divana. Çünkü orada bir ifade geçiyor İslam Ahlak kitabında da, ayakta olan kimsenin intikam alması daha kolay olur. Ama oturunca, kalkınca falan işte ya kalkıncaya kadar falan filan gevşer buyuruluyor. Zaten bütün mesele o nefsin aklı örtme noktasını geçmek. Orayı geçince ya der iyi ki aynı şekilde bulaşmamışım, iyi ki söylememişim. Yoksa her şeyi kırıp dökecekmişim, her şey berbat olacakmış falan. Sonra pişman oluyor. Pişman oluyor da söyledikten sonra pişman olmanın bir faydası yok. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz dedi ki bizim dedi kesimhanemiz var dedi. Burada dedi kurban kesiyorlar falan dedi, geliyorlar falan dedi. Ama birinci gün kesiyorlar dedi. Bizim dedi bunda dedi bir dahlimiz olur mu? Hayır. Kesimhane ücrette veriyorsun. Adam Arife günü gene keser. Kurban bayramı birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü. Orası bir ticarethanedir. Sen bir hizmet veriyorsun, o hizmetin karşılığını alıyorsun. Biz onlara ortak oluyor muyuz? Hayır. Biz onlara ortak olmuyoruz. Zaten onlara da laf da söylenmez. Ben bugün halledeceğim gelsin, arkadaşım. Gelsin kessin adam. Gelsin kessin, bizi ilgilendirmez. Yani onun için endişe etmesinler efendim. Herhalde hayvan satın alınmış, öyle zannediyorum. Dedi boynuzu çıkmış. Efendim şimdi kitaplarda buyuruyor ki boynuzsuz, boynuzu kırılmış veyahut da şey. Fakat ondan sonra bir ifade daha geçiyor. Mesela ayağında bile arıza olabiliyor. Yemini yiyebiliyor bunu. Ondan sonra gidebiliyor mu? Boynuzunun o anda ona bir zararı var mı? Yok. Dolayısıyla diğer kavle göre bunlar kurban olabiliyor. Kurban olabiliyor. Hele bir de böyle büyük baş küçük baş. Bir tek koyunlar tepişmiyor. Koçlar bir araya geldiği zaman mutlaka vuruşurlar. Tosunlar da bir araya geldiği zaman mutlaka vuruşurlar. Dolayısıyla vuruşmamaları mümkün değil. Hani bu vuruşma anında boynuzdan aynı şekilde kırık olabilir. Ha diyeceksiniz ki efendim hani ona tedbir alınsaydı da bu hayvan da aynı şekilde boynuzlar kalsa böyle bir durumu olmamış olsaydı olabilir miydi? Olabilirdi. O evli olan o. Ama bu da kurban olabilir mi? Olabilir. Gelelim efendim bu dinleyicimizin, son dinleyicimizin son sualiydi. Bir kimse dedi malını paylaştırıyor. Şimdi bu değişik zamanlarda değişik şekillerde olabilir. Mesela kurban yaklaşıyor.
Ya dedi işte param da yok falan, elimde altın da var falan. Ben bunları pay etsem de kurbandan kurtarsam. Şimdi gerçekten kesemeyecek durumdaysa. Mesela kadının geliri yok, 100 gram da altını var. Zekat vermesi farz, kurban kesmesi vacip bunun. Ne yapabilecek? Çocuklarına eğer beyni verir. Mesela diyelim ki 20 gram beyni verdi. Hediye etti. İşte 10, iki tane çocuğu var. 10 gram birine, 10 gram da birine verdi. 40 gram. Nereye düştü? 60 grama. Bu zekattan da düştü artık. Ama ya bir şey işte ben böyle verdim de. Verdim desi olmaz onun. De yok. Verdim bu çocuğun, bu beyimin. Benimle alakası yok. Ha onlar derler ki biz hakkımız sana gene hediye ettik, o zaman bunun olur. Başka türlü olmaz. Öbürsü hile-i batılı olur buyuruyor. Peki öbür türlü hani kesemeyecek durumda olan, buna hile-i şer'iye denir. Hile-i batıla ile hile-i şer'iyi birbirine karıştırmamalı. Saadet-i Ebediye'de ben ilk okuduğum zaman dikkat ettim. Allah Allah, her şeyi ben hile-i şer'iye, yani menfi bakıyordum. Öyle değilmiş o. Öyle değilmiş. Hatta tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabını yazan zat bizzat böyle talebelerine anlatırken buyuruyorlar ki öyle dönemlerimiz oldu ki hanım dinen zengin, kurban kesmesi vacip. Ama kardeşim buyuruyorlar, paramız da yok. İstanbul'dan seferilik mesabesine gitmişler biliyor musunuz? Bayramın 3. günü. Güneş batana kadar beklemişler. Akşam tekrar geri gelmişler. Peki efendim o nasıl olur? Şimdi namaz son vaktinde farz olduğu gibi kurban da son vaktinde vacip olur. Bayramın 3. günü seferde olan bir kimseye kurban kesmek vacip değil. Ya kardeşim buyurmuşlar, yani durumumuz müsait değildi. Kesecek durumda değildik. Borç para da bulamadık buyurmuşlar. Öyle dönemler geçmiş. Şimdi maşallah buna rağmen de nankörlük var. Kadir ve kıymet de bilinmiyor maalesef. Dinleyicimiz bir de dedi ki şimdi bu şeyleri paylaştırırken, malı paylaştırırken 5 yaşında çocuğumuz var. Ona da paylaştırabilir miyiz? Artı ona nasıl anlatabiliriz gibi bir sorusu daha oldu. Anlatmasına gerek yok ki. Bu çocuğun dediği. Vasisi olarak kendisini dokunamaz artık o çocuğa. O çocuk akıllı ve buluğa erinceye kadar da onundur o. Hediye edemez de. Ben vazgeçtim diyemez. Vazgeçtim diyemez. O çocuğun. O çocuğun verdi. Hatta yeni doğdu bir yaşındaki çocuğa bile. 5 yaşında. 5 yaşındaki çocuk da zaten akıllı değil. Ta ki hani devlet de diyor ya, belli bir yaş söylüyor devlette. Reşit oldu bu noktadan itibaren. Mesela bazı anne baba çocuklarına bankada hesap açıyor. Çocuk reşit olunca aynı şekilde orada tasarruf sahibi. Yoksa daha evet. Önce anne baba, işte İslamiyet'te de öyle. 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğun bunlar bunun demişindir. Sadece o çocuk için kullanabilir. O çocuğun giysisine, yiyeceğine, içeceğine kullanabilir. Ama onun dışında kendi kullanamaz. Ya zaten ben verdiydim. Sana da başkası verdiydi canım. Allah Allah. Biz doğduğumuzda elimizde bir para yoktu ki, sonra bir vesileyle geldi. Bunların hepsi geçiciydi. Babam Allah rahmet eylesin bir şey derdi. Para tren bizi istasyon derdi. Tamam. Babanızı dinlemek lazımmış ara sıra hocam, not almak için. Para tren bizi istasyon. Elimizde para durmuyor manasında. Durmuyor tabii. Geliyor geçiyor. Gidiyor. Geliyor bir istasyonda. Ne haber falan filan. Ha tamam, ondan sonra bir gidiyor tren. Ha, para da gitti, pul da gitti. Mal da öyle ya. Mal da öyle. Yani böyle halk seviyesinde çok güzel benzetmeler yapılmış. Hani uzun uzun anlatıyorsun falan. Ama öyle söylediğin zaman anlaşılıyor. Yerli yerinde buluyor. Dolayısıyla yani çocuğa da verdiysek o yalandan değil. Ya ben işte öylesine. Hayır. Anne baba evladına, evlat da anne babaya bir şey hediye ettiği zaman geri isteme hakkı bile yok. Bak yabancı birisine. Mesela ben sana diyelim ki bir sürü hediye ettim ya. Onu yeni kusluğunu yalamak gibi, ama o sürüyü geri isteyebilirim. Kimse duymuyor değil mi? Öyle sürü hediye ettiğim falan. Zengin olayım bugün ya. Cömertliğimi tuttu. Arefe günü. Olur hocam. Olur hocam. Ama aslı yok ya. Nasıl hediye ettim biliyor musun? dolayısıyla ben geri isteyebilirim. Bunu geri isteyebilirsiniz. Geri isteyebilirim. Ama sen de tuttun aynı şekilde. Diyelim ki bir sürü değil de 10 koyun verdin mesela. Hediye ettim dedin. O zaman benim isteme hakkım da gitti. Niye? Sen karşılık sürü, verdin. Karşılık verdin. Yani sen bunu biliyorsan benim sürüler gitti yani. Tamam. Öğrendik şimdi artık. Öğrendik. ama evlat ana baba arasındaki o bağ
karı koca ile o nikah bağı, bunların birbirlerine vermiş oldukları hediyeleri geri istemeye mani. Diğer yabancılar bir şey hediye ettiği zaman karşıdaki de bunu hediyeye karşılık verdiyse onun da isteme hakkı gidiyor efendim. Hocam bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Haram işlemek feyiz yollarını kapatır diye öğrenmiştik. Peki fasık biri düzenli olarak her gün mektubat okusa fayda görür mü? Elbette ki görür. Elbette ki görür. Bu neye benzer? Benim kalbim aynı şekilde bulanık. Yahut da daha çarpıcı bir misal vereyim. Bir kova düşün. İçerisine çamur, necaset şey yapmış falan. Bulanık su ama yani böyle su. Fakat biz bir berrak akan çeşmenin altına koymuşuz onu. Çeşme azar azar okuyor. Azar azar aktıkça o kovayı doldurur. Kovadan ne olur? Su boşalır. Boşala, 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 boşala. Bir gün gelir o kovada tertemiz olur. Fasıksa fıskından aynı şekilde uzaklaşır. Onun için temizlenmiş devam. Olur. Ha, devam yani. Bana devam etmeli. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Efendim biz de teşekkür ederiz. Dinleyicilerimizin ve büyüklerimizin de bayramlarını tebrik ediyoruz. Dua ediyoruz. Dua da bekliyoruz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. Hayırlı bayramlar. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Yarın Bayram. Eid bayram demektir. Her yıl Ramazan ayında, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda, Arefe gününde günahlar affedildiği, Müslümanlar sevindikleri, sürurlarının tekrar geldiği için Eid denilmiştir. Bayram affa uğramaktır. Bayram günahlardan kurtulma günüdür. Müminin bayramı günahlarının affedildiği gündür. İmanla öldüğü gün bayramdır. Cennette Allahü Teala'nın ruhiyetine kavuştuğu ve Peygamber Efendimiz'i gördüğü gün müminin bayramıdır. Hakiki bayram Rabbimizin huzuruna yüz akıyla çıkabilmektir. Bayram günleri şunları yapmak sünnettir. Erken kalkmak, gusül abdesti almak, misvakla dişleri temizlemek, güzel koku sürünmek, yeni ve temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, kurban kesen o gün ilk olarak kurban eti yemek, sabah namazını mahalle mescidinde kılıp bayram namazı için büyük camiye gitmek, o gün yüzük takmak, camiye erken ve yürüyerek gitmek, bayram tekbirlerini kurban bayramında cehren söylemek, dönüşte başka yoldan gelmek. Çünkü ibadet yapılan yerler ve ibadet için gidip gelinen yollar kıyamet günü şehadet edeceklerdir. Müminleri güler yüzle ve selamun aleyküm diyerek karşılamak. Fakirlere çok sadaka vermek. İslamiyeti doğru olarak yaymak için çalışanlara yardım etmek. Dargın olanları barıştırmak. Akrabayı ve din kardeşlerini ziyaret etmek. Onlara hediye götürmek de sünnettir. Erkeklerin kabirleri ziyaret etmeleri de sünnettir. Bayram namazı iki rekattır. Cemaatle kılınır, yalnız kılınmaz. Birinci rekatta Sübhaneke'den sonra eller üç defa kulaklara kaldırılıp her defasında tekbir getirilir ve iki yana sarınır, üçüncüsünde göbek altına bağlanır. Sonra Fatiha ve Zamm-ı Sure okunup rükû ve secdeler yapılır. Ayağa kalkılarak ikinci rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure okunduktan sonra iki el yine üç kere kulaklara götürülür ve her defasında tekbir getirilir. Üçüncüde de eller yana sarılır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmayıp rükûa eğilinir. Secdeler yapılır ve oturulup ettehiyyatü ve salavat dualarından sonra selam verilir. Arefe günü yani Kurban Bayramı'ndan önceki gün sabah namazından dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakitte hacıların ve hacca gitmeyenlerin, erkek kadın herkesin, cemaatle kılsın yalnız kılsın, farz namazda veya bu bayramdaki farzlardan birini yine bu bayram günlerinden birinde kaza edince selam verir vermez Allahümme entes selam demeden evvel bir kere tekbiri teşrik okuması vaciptir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber velillahil hamd denir. Cuma namazlarından sonra da okunur. Bayram namazından sonra okumak müstehaptır.
cenaze namazından sonra okunmaz. Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra okumak lazım değildir. İmam tekbiri unutursa cemaat terk etmez. Erkekler yüksek sesle okuyabilir. Bayram günleri sevinmek, neşelenmek lazımdır. Hazreti Ebu Bekir, kızı Hazreti Aişe validemizin evine gidince, iki hizmetçinin def çalıp oynadıklarını gördü. Ensar-ı kiramın kahramanlıklarını övüyor, destan söylüyorlardı. Hazreti Ebu Bekir, Resulullah Efendimizin evinde böyle şey yapılmasının uygun olmayacağını bildirerek onların susmalarını söyledi. Peygamber Efendimiz, "Ya Ebu Bekir, onlara mani olma. Her kavmin bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır. Bayram sevinç günleridir," buyurdu. Müslümanı sevindirmek çok sevaptır. Bayramlar Müslümanların birbirini sevindirmesine birer vesiledir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah-u Teala'nın en çok sevdiği amellerden biri, mümini sevindirmek, üzüntüsünü gidermek, borcunu ödemek yahut açken onu doyurmaktır. Bir mümini sevindireni Allah-u Teala da kıyamette sevindirir. İslam ve toplum.